Ses deneme. Sevgili futbol severler, artık geldi, çattı. Final heyecanı sizlerle birlikteyiz. Cevah Efsaneler turnuvasında güzel bir atmosfer. Ayranpınar takımı Taşbulak'la karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada sizlerle birlikte olacak. Canlı yayın eşliğinde. Son dakika. Ve işte final heyecanı. İki takım da seremoni noktasına doğru ilerliyor. Güzel bir atmosfer. Sizlerle birlikteyiz. Final heyecanı. Kema Efsaneler turnuvası. Ayranpınar takımı Taşbulak takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada sizlerle birlikte olacak. İsterseniz iki takımın da ilk yedisine bir göz atalım. Kalede Ferhat görev alıyor. Adem, Nedim, Kerim, Bülent, İlker, Kerim, Mehmet ilk yedisiyle sahada olacak. Ayranpınar takımı yedek kulübesi Harun, Murat, Abdülkadir, Abdurrahim, Selim ve Hüseyin olacak. Ayranpınar takımının yedek kulübesiydi. Bir de gözü Taşbulak takımına atalım. Kalede Sabahattin görev alıyor. Serkan, Metin, Murat, Altan, Ergün, Serdar, Fahrettin görev alıyor. Taşbulak takımında yedek kulübesi Ercan İlker, Güven, Abdullah ve Erdinç ilerleyen dakikalarda görev almayı bekleyecek. Artık müsabakanın başlamasına az bir süre kaldı. Gözlerimizde maçın hakeminde ilk yarının düdüğü için. Ben Onur Özsoy bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağım. Özsoy prodüksiyon sizlere görüntüyü aktaracak. Ve düdük geldi. İlk yarı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Kazanan takım dostluk olsun. Hızlı başladı müsabaka. Sağ tarafa doğru gönderilen top. Metin döndü geriye. Kerim sağ tarafa doğru pası. Adem ceza sahasına doğru gönderdi top. O noktada Mehmet kesini sürdürüyor. Metin. Bülent uzaklardan kaleyi yokladı. Sebahattin atak devam ediyor. Ceza sahasında karambol anları. Belki Sabahattin'in elinde kaldı top. Ancak öncesinde serbest vuruşu belirledi. Maçın hakemi Gürkan Çalışkan. Hemen kullanıldı serbest vuruş. Serkan. Fahrettin de döndü savunmasına. Fikret Serkan. Fahrettin. O noktada Cem'den bir müdahale geldi. Atak yönü sol tarafa döndü. Metin. Sol tarafa doğru aktarılan top. Fahrettin. Kademesinde Murat. Murat pas verecek takım arkadaşını arıyor. O noktada Serdar'la buluşturdu topu. Tekrar Serdar. Bir alvar denemesiydi. Serdar içine gitti. Uzaklardan kaleyi yokladı Serdar. Sonuç alamadı bu pozisyonda. Taşbulak takımı ancak savunmanın bir müdahalesi olduğunu belirtti maçın hakemi. Metin. Öncesinde çalan bir düdük var. Biliyorsunuz futbolcunun sağlığı her şeyden önemlidir. O yüzden de maçın hakemi Gürcan Çalışkan oyunu durdurdu. Güzel bir atmosfer, güzel bir hava. Artık Kemal Efsaneler turnuvasında final müsabakası geldi çattı. Bakalım hangi takım kupayı kucaklayan isim olacak. Murat. Serkan yerden pası Mehmet sağ tarafa doğru. Mehmet abi, Mehmet abi. O noktada Altan'a yapılan, düzeltiyorum, Altan'ın yaptığı müdahale.
Serbest vuruş. Ayranpınar takımı hemen kullandı. Nedim uzun bir top gönderdi. Mehmet'e doğru. Mehmet'ten bir rol şata denemesiye. Bravo, bravo, güzel. Sonuç alamadı bu pozisyonda. Orta yuvarlakta bir top kaybı. Topu kazandı Taşbulak takımı. Serkan döndü savunmaya. Serdar pas verecek takımı arkadaşını arıyor. O noktada Cem'in presi vardı. Pres sonuç getirdi. Mehmet'e doğru aktarılan top. Kale vuruşu. Taşbulak takımı hemen oynadı. Sol tarafa doğru Metin. Döndü kademesine Serdar. Düzeltiyorum Serkan da o noktada. Biraz da güneşin azizliğine uğruyorum. Bugün sabah saatlerinde süren yağmur yağışı yerini güneşli bir havaya bıraktı. Hasan Özaydın tesislerine güzel bir atmosfer. Güzel final heyecanıyla sizlerle birlikteyiz. Efsaneler turnuvası. Sol tarafa doğru aktardı Murat. Uzun bir top gönderdi yerden Fahrettin. Ayranpınar savunması karşılamıştı. O top da doğrudan Metin'in kontrolünde oyun alanını terk etti. Hemen kullanıldı kale vuruşu. Murat. Sol tarafa doğru çevirdi. Fahrettin. Pas verecek takım arkadaşını arıyor. Birisi de vardı o noktada Kerem'in. Oradan şut Cem'den. Sonuç alamadı. Bu pozisyonda Ayranpınar takımı hemen kullanıldı kale vuruşu Murat. Uzun bir top gönderdi savunma arkasına doğru bir anda hareketlendi. O noktada Ergün'ün yükseklik kazandırdığı top savunmada Nedim'in önünde kaldı. Nedim sol tarafa doğru pası. Kerim bir pas hatası. Nedim'e yaptığı müdahaleyi avantaj olarak değerlendirdi maçın hakemi. Sol tarafa doğru aktarılan top. Metin'in uzaklardan şutu sonuç alamadı bu pozisyonda. Taşbulak takımı. Git biraz öne, git biraz öne. Nedim. Kerim. Atak yönünü sağ tarafa doğru çevirdi. O noktada Adem. Savunma arkasına doğru Mehmet. Mehmet Torun'a yapılan müdahale. Serbest vuruşu belirliyor. Gürcan Çalışkan. Nedim. Nedim dikine gitti Nedim. Savunma arkasına doğru Mehmet düşüncesi. Kademesinde dikkatli Murat. Döndü savunmaya. Orta yuvarlığa doğru gönderilen top. Nedim. Bugün Nedim her yerde. Hem stoper olarak görev alıyor hem de santrafor olarak yer alıyor bu müsabakada. Sürekli top dağıtan isim Nedim. Cem. Cem dikine gitti. İki kişi arasına girdi. O noktada Murat'tan soğukkanlı bir davranış. Tamam Cem, tamam güzel devam. Kale vuruşuyla oyunu başlatacak Taşbulak takımı. Hemen kullandı Sebahattin. Serdar da riske girmedi. Murat'a aktardı topu. Murat. Döndü Fahrettin. Savunma arkasına doğru Ergün. Nedim karşıladı onu Ergün. Cem'le katıldı o presi. Yerde kaldı Nedim. Oynayınca maçın hakemi. Serdar'dan bir top kaybı. Kerim. Paslı topa döndü geriye. Bülent. Sağ tarafa doğru Cem. İki kişi arasına girdi. Yerde kaldı, avantaja tamam, bırakmıştı. Bravo. O pozisyonda Gürcan Çalışkan. Artık normal sürede ilk yarıda 8. dakikadayız. Gol sesi çıkmadı. Kemal Efsaneler turnuvasında final müsabakası
Ayran Pınar Taşbulak'la karşı karşıya geliyor. Yükseklik kazandırılan top. Altan. Mehmet de geldi savunmasına yardımcı olmak üzere. Bülent. Kenan abi yerden. Yerden pası. Ceza sahası içinde Mehmet Doruk tamamladı. Golü buldu Ayran Pınar takımı. Bir anda o noktada Kerim'in indirdiği top Mehmet tamamladı. Topu filelerle buluşturdu. Mehmet Korun'un attığı golle 1-0 öne geçiyor Ayran Pınar takımı. Çok organize geldi Ayran Pınar. Golü de buldu Mehmet Korun'la. Serdar. Serdar Mehmet Korun presini sürdürüyor. Sol tarafa doğru aktarılan top. O noktada savunmadan seken top. Ergün'ün vuruşu da dediğimden döndü. Kademesine kadar geldi Kerim. Şu anda Hasan Özaydın tesisleri o kadar dolu ki kapasitenin üstünde. Kemal Efsaneler turnuvasında taraftar sayısı da hayli fazla. Bunu da aktaralım sizlere değerli izleyenlerimiz. Kale vuruşuyla oyunu başlattı Ayran Pınar takımı. Adem, Nedim, tekrar Nedim, sağ tarafa doğru çevirdiler. Kerim, o noktada top kaybı yaşadı. Ali Kerim. Kerem abi burada Kerim. Metin. Kerim. Gönderdiği yerde top kaybı Murat. Dikine gitti Murat. Murat pas verecek takım arkadaşını aradı. Sağ tarafa doğru pası. Serbest vuruşu kullanacak. Serbest vuruşu kullanacak. Taşbulak takımı ceza sahasında bir itişme vardı. Maçın hakemi de Gürgen Çalışkan. İki oyuncu da uyardı. Topun gerisinde Serkan vardı. Barajdan döndü o top. Yerden pası Murat. Atak devam edecek Taşbulak adına. Murat ikine gitti uzaklardan kaleyi yokladı. Yine Nedim başarılı ikinci pozisyon. Kaleci Ferhat. Gürcan Çalışkan köşe vuruşunu işaret etti. Ceza sahasına doğru gönderilen top. Arka tarafta Altan. Ceza sahasına aktardı. Ergün'den seken topu. Bülent kontrol etti. Murat. Fahrettin. Serbest vuruş. Ayran Pınar takımı kullanacak. Artık normal sürede ilk yarıda 12. dakikadayız. 1-0 önde Mehmet Torun'un attığı golle Ayran Pınar takımı. Cem sol tarafa doğru aktardı pasını. Bir top kaybı. Sağ tarafa doğru aktarılan top. Serdar şut açısı arıyor. Serdar'ın şutu. Kademesinde dikkatli Kerim. Atak devam edecek. Taşbulak takımı adına sol tarafa doğru aktarıldı tekrardan. Sürekli o kanadı deniyor. Taşbulak takımı. Altan yerden pası. Oradan kaleye doğru bir düşünce. O noktada Metin'den. Kale vuruşu. Ayran Pınar takımı başlatacak. Kale vuruşuyla oyunu. Mehmet Torun'a doğru bir pas. Metin girdi araya. Metin'den seken topu Mehmet Torun kazandı. Mehmet. Bir top kaydı Murat. Dikine gitti Murat. Orta alanda şutu. Savunmadan dönen top. Adem'den. Bir köşe vuruşu daha kullanacak. Taşbulak takımı. Murat.
Ceza sahasına doğru savunmadan Zeki. Bir köşe vuruşu daha o noktada. Kerim müdahalesini yapmıştı. Evet abi, sen burada kal, Kerim biraz önünde kal. Normal sürede artık 13. dakikayı geride bıraktık. Nedim. Tekrar Nedim. Sağ tarafa doğru pası. Yerde kaldı o noktada Adem. Serbest vuruşu veriyor Gürcan Çalışkan. Bu maçın öncesinde üçüncülük müsabakası oynanmıştı. Kerar takımı Kayabaşı ile karşı karşıya gelmişti. O müsabakanın galibi de Kerar takımı olmuştu. Bunu da aktaralım siz değerli izleyenlerimiz için. Şu anda sağlık ekipleri sahaya davet edildi. Adem'in tedavisi yapılıyor saha içerisinde. Güzel bir atmosfer, güzel bir hava. 1-0 önde Ayranpınar takımı Taşbulak karşısında. Kema Efsaneler turnuvası final müsabakası. Cem. Nasıl? Durumu nasıl? Serbest vuruşu kullanacak. Bülent topun gerisinde tekli bir barak istedi. Kaleci Sebahattin. Yerden pası Cem. İçeri doğru çevirme çabası. Savunmada Murat'ta kaldı o top. Bülent uzaklardan bir kaleyi yokladı. Taşbulak savunması yine izin vermedi. Murat sol tarafa doğru pası. Hatası yaşadı o noktada. Bülent. Şık bir çalım. Yerden pası. Murat. Dikine gitti Murat. Ayağından aşınca kademede Kerim girdi araya. Mehmet Torun. Serkan mücadelesi. Serkan riske girmedi. Sağ tarafa aktardı Metin. Top kaybı. Mehmet Torun. Ceza sahasına girme çabası. Dışarı doğru çevirdi. Bülent'in vuruşu. Oradan dışarı gönderdi. Mehmet abi sen gel. Mehmet abi. Metin. Sen gitme Kerim, kal sen. Yerden pası Serdar. Serdar dikine gitti Serdar. Bülent. O noktada yerde kalan Taşbulak takımıydı. Serbest vuruşu da verdi Gürcan Çalışkan. Serbest vuruşu kullanacak Taşbulak takımı. Ceza sahasına doğru gönderme çabası. Barajda Bülent'ten döndü o top. Murat. Serkan. Top kaybı. Fahrettin kademesinde dikkatli. Fahrettin yerde kaldı. Avantaja bıraktı Gürcan Çalışkan. Murat. Sol tarafa doğru aktardı pasını. Doğrudan kaleye doğru düşünce Metin'den. O noktada Adem'den dönen top tekrar Metin'in önünde kaldı. Metin. Orta şansı. Bu sefer yedim dikkatli kademede. Metin. Bülent'in presi var o noktada. Metin. O noktada endirekt serbest vuruş gelmesi lazım. Öyle doldu. Maçın hakemi endirekt serbest vuruşu belirledi. Hakem atışıyla oyun başlayacak. Biliyorsunuz topun hareket etmediği zaman endirekt serbest vuruş olarak değerlendirilir. O noktaya hangi takım yakınsa hakem atışı o takıma aktarılır. Fahrettin sağ tarafa doğru pası Murat. Serkan. İki kişinin presi var o noktada Serkan. Kendinden sıyrıldı.
Top kaybı yaşadı. Cem söktü, aldı topu, pasını da aktardı Bülent. Ceza sahasına doğru Mehmet Torun düşüncesi. Şimdi buluştu Mehmet Torun. Bülent. Uzaklardan şut denemesi. Evet, bir kuralı daha hatırlatalım. Biliyorsunuz hakeme çarpan top eğer farklı bir oyuncuya veya oyun alanını terk ederse hakem atışıyla tekrardan değerlendiriliyor. Biraz önce de böyle bir pozisyon oldu. Hakem atışıyla oyun başlayacak. Bülent döndü geriye. Cem. Mehmet. Oyun yenildi, maçın hakemi. O noktada kademesinde dikkatli Adem. Hanım gönderdi. Yerde kimse yok takım arkadaşlarından. Oradan dışarı gitti o top. Hemen kullandı kale vuruşunu. Ferhat. Adem. Nedim. Sağ tarafa doğru pası. Cem. Mehmet Torun. Şık sıyrıldı Fahrettin'den. Çizgi üzerinde kontrol etti topu. Oynayın diyor. Gürcan Çalışkan. Fahrettin. Atak yönünü sol tarafa doğru çevirdi. Bir top kaybı Bülent. Yerden pası Mehmet Torun. İçeri doğru çevirdi. O noktada Ali Kerim. Çok boş bir pozisyondaydı ancak dokunamadı. Bir top kaybı Ali Kerim. Yerden pası Mehmet Torun'a doğru Murat girdi araya. Murat önünde boş bir alandı. Yatarak bir müdahale Cem'den. Serdar yerde kaldı. Serbest vuruş. Kritik bir nokta. Kaleyi cepheden gören pozisyon. Bakalım nasıl bir varyasyon gelecek. Artık normal sürede de 20. dakikadayız. İlk yarıya kalan süre 5 dakikalık bir zaman dilimi kaldı. Serdar topun gerisinde serbest vuruşu kullanmak üzere. Serdar doğrudan kaleyi düşündü. Sonuç alamadı bu pozisyonda. Evet, bir araç anonsumuz var efendim. 34 Bursa Trabzon 66-77 plakalara sahip. Lütfen araç başına. 34 Bursa Trabzon 66-77 BMW X5. Araç sahibi, araç başına lütfen. Teşekkür ederim. Yerden pası. Kerim, Bülent, Cem. O noktada Serdar'ın presi vardı. Serdar'ın vuruşu. Bekletmeden vurdu Serdar. Sonuç alamadı. Taşbulak takımı. Kemah Efsaneler turnuvasında 1-0 önde. Ayranpınar takımı Mehmet Torun'la kaydettiği golle. Bülent döndü kademesine. Kerim. O da oynadı Bülent'le. Bülent. Serkan. Döndü kalecisine Sebahattin. Gönderdiği yerde top kaybı Adem. Ceza sahasına doğru gönderdiği top. Oyun alanını terk etti. Fahrettin. Top kaybı Cem. Döndü kademesine Adem. Savunma arkası doğru Ali Kemer. Ali Kerem düzeltiyorum. Kerim, Ali Kerim düzeltiyorum. Kerim de Ali'si. Abi iki tane Kerim var. Yok Kenan öbürü Kenan. 51 numara Kenan. 51 Kenan. Kerim yaptım. Bir daha bir daha. Ya, ne yapayım, sen haklısın. 10 numara Kerim, 51 numara Kenan. Evet evet. Al yanında. Bülent. Adem. Adem. Dikine gitti Adem. Yani dibinde yerde kaldı. Serbest vuruşu veriyor maçın hakemi. Gürcan Çalışkan. Hemen kullanıldı serbest vuruş.
Edip uzaklardan kaleyi yokladı savunmasına Murat. Sol tarafa doğru aktarılan top, Murat'ın müdahalesi, Bülent'in önünde kaldı o top. Bülent ceza sahasına doğru. O noktada Kerim'den önce Ali Sebahattin girmişti araya. Serkan'ın şutu, savunmadan Edip. Bülent'le karşı atak şansı, Bülent Adem Azadan da yakalandı. Kaleci Sebahattin sahanın dar olması bazen öyle bir an oluyor ki üst üste paslaşmalarda karşı tarafa geçiyor o top. Bizler de isimlerde gecikme yaşıyoruz. Köşe vuruşu kullanacak Bülent. Ceza sahasına doğru. Sebahattin tek yumrukla uzaklaştırdı topu. Serdar sol tarafta. Koşusunu gösterdi Metin. Onun önüne doğru. 11 numaranın mücadelesi. Ayran Pınar takımı kale vuruşuyla oyunu başlatacak. İlk yarıya ilave zaman işareti geliyor maçın hakeminden. Oynanmamış süre olarak 1 dakika daha izleyeceğiz müsabakayı. Nedim. Sağ tarafa doğru pası. Kenan. O da aktardı Adem'e. Adem'den bir top kaybı. Serdar. Metin. Altan. Yerden pası savunma arkasına doğru. Demesine dikkat edin. Mehmet. Kerim. Mehmet uzaklardan şutu. Adem'e de Fahrettin'den döndü o top. Serdar. Yerden gönderdi. Adem karşıladı. Murat. Altan, Nedim'e çarpan top. Önünde kaldı Nedim'in. Nedim. Çizgi üzerinde kontrol etti. Nedim Murat mücadelesi. Kale vuruşu. Ayran Pırar takımı başlatacak oyunu. Artık ilave zamanı da bitirdik. Gözlerimiz maçın hakemi Can Çalışkan'da ve maçın ilk yarının düdüğü geliyor. 1-0'lık skorla ilk yarıya Ayran Pınar takımı önde gidiyor. Bakalım ikinci yarıda Taşbulak takımından nasıl bir kalibrasyon gelecek. İkinci yarıda sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili misafirler, değerli arkadaşlar. Yemek ikramlarımız devam etmektedir. Yemek almak isteyenler buyursunlar diyoruz. Teşekkürler.
İkinci yarıda sizlerle birlikteyiz ve düdük geldi. Metin savunma arkasına doğru pası. Kademesinde dikkatli. O noktada Mehmet Doru. Mehmet Doru şık sayıldı. Ceza sahası içinde yatarak bir müdahale. Arettin'den. Köşe vuruşu kullanacak. Ayran Pınar takımı ceza sahasına doğru gönderilen top arka tarafta. Kafa vuruşu. Murat'tan. İkinci yarıda Murat oyuna dahil oldu. Ayran Pınar takımında bunu da aktaralım. Bir değişiklik daha var Ayran Pınar takımında. Selim de oyuna dahil oldu. İkinci yarıda ceza sahasına doğru gönderilen top. Nedim. Murat uzaklardan yokladı. Sonuç alamadı. Taşbulak takımı Murat'la. Kale vuruşuyla oyunu başlatacak Ferhat. Savunma arkasına doğru düşünce. Murat. Selim. Cem. İki kişi arasında yerde kaldı, oynayamıyor maçın hakemi. O tarafta. Kenan dikkatliydi. Serdar'ın yerde kaldığı pozisyona serbest vuruşu belirledi. Gürcan Çalışkan serbest vuruş kullanacak. Düzeltiyorum hemen. Hakem o tuşu olarak değerlendirdi. Bizler düdük çalınca serbest vuruş olarak değerlendirmiştik. Selim. Dikine gitti Selim. Selim, şık çalımlar. Selim içeri doğru ortası. Bülent için hızlı bir top. Atak devam edecek Ayran Pınar adına. Dön geriye, dön geriye. Gel, Murat karşısında. Doğrudan kaleye doğru. Kaleci Sebahattin. İki hamlede topu kazandı. Uzun bir top gönderdi. Kademesinde dikkatli Kenan. Doğrudan şut. Direkten oyun alanına döndü. Cem'in füzesi Ayran Pınar takımının Cem, olacak, hadi oğlum, hadi. Kalesinin üst direğinden oyun alanına geri döndü. Cem girin içeri ya Mehmet abi, girin içeri. Serbest vuruş kullanacak Bülent'le Ayran Pınar takımı. Bülent ceza sahasına doğru. Direk dibinde Sebahattin'in müdahalesi. O noktada Cem yaptı müdahaleyi. Murat. Murat dikine gitti. Selim karşıladı. Altan'da yükseklik kazandırdı. O noktada Cem dokunamadı. Üst üste yaşanan pas hataları. Final müsabakasında 1-0 önde Ayran Pınar takımı. Taşbulak karşısında. O tarafa doğru aktarılan top. Kenan, Bülent, Serdar'ın presi vardı o noktaya. Nedim, Metin de katıldı o prese. Metin gönderdiği yerde bir top kaybı. Ergün, Selim, yerden pası Bülent. Atak yönü sol tarafa doğru çevirdi. Mehmet Torun'a doğru. Mehmet Torun. Fahrettin karşısındaydı, döndü geriye. Murat, Metin. Selim. Altan. Avantaja bıraktı maçın hakemi, sol tarafa doğru aktarıldı.
O noktada Serdar'ın vuruşu Kenan'dan döndü. Altan içeri doğru ortası. Arka tarafta Serdar'dan önce. Kenan dikkatli. Serdar'ın yaptığı müdahaleye serbest vuruşu verdi Gürcan Çalışkan. Selim. Sağ tarafa doğru pası. Yerden gönderdi Murat. Şut açısı arıyor. Murat'ın vuruşu. Kademede Murat'tan döndü. Mehmet Sorun tamamladı. Telden dönen top oyun alanına. Cem. Serkan mücadelesi. Serkan döndü geriye. Tüm vuruşu. Son ortada presini sürdüren Cem'e çarptı. Mehmet. Mehmet Torun uzaklardan kaleyi yokladı. Sonuç alamadı bu pozisyonda. Ayran Pınar takımı. Sebahattin gönderdiği yerde Serdar karşıladı. Serdar. Selim mücadelesi yerde kaldı Serdar. Evet, bir araç anonsumuz var. Oynayın diyor Gürcan Çalışkan. Laleli, Laleli. 88 güzel bir atmosfer, güzel müsabaka. 1-0 önde Ayran Pınar takımı. Kema Efsaneler turnuvasında. 88 plakalı araç sahibi. Lütfen araç başına efendim. Sağ tarafa doğru pası. Murat. Murat. Fahrettin müdahalesini sürdürüyor. Fahrettin'in yaptığı müdahale. O noktada serbest vuruşu belirledi Gürcan Çalışkan. Bir de kart çıktı o noktada Fahrettin'e. Mehmet abi içeri gelin abi ya. Kim var içeride ya? Ceza sahası. Yan çizgisi üzerinden bir serbest vuruş kullanacak. Selim topun gerisinde serbest vuruşu kullanmak üzere. Bakalım nasıl bir varyasyon gelecek. Selim ceza sahasına doğru gönderdi. Savunmada Altan. Kenan. Nedim sol tarafa bıraktı Selim. O noktada Cem'le paslaştı. Tekrar döndü kademesine. Selim düzeltiyorum Nedim. Top kaybı. Metin. Kaleci Ferhat çıktı kalesinden topu kontrol etti. Ha. Top durursa 7 numara yazıyor. 7 numara. Ha. Nerede? Oynuyor. Yok bir vuruş mu oldu? 7 numara turuncuda. Sağ tarafa doğru aktarılan top. Mehmet Dorun. Murat. Murat. Murat dikine gitti Murat. Kenan karşıladı onu. Kademesinde Murat'a çarpan top. Bir anda Bülent'in önünde kaldı. Bülent. Yerden pası. Nedim. Ceza sahasına doğru. Ters bir müdahale. O noktada Serkan'dan seken topu. Kaleci Sebahattin kontrol etti. Serkan. Pas verecek takım arkadaşını arıyor Serkan. Yerden pası Murat. Yatarak bir müdahale gelmişti Selim'den. Daha garanti. Murat. O noktada top kaybı. Atak yönü sol tarafa döndü. Murat. Bülent. Bir endirek serbest vuruşu beklentisi içindeydi. Ayran Pınar takımı. Murat. Sıkıntı sarıyor. Tam dokunamadı. Boş pozisyonda Cem. Sağ tarafa doğru bıraktı. Mehmet Dur'un içeri doğru ortası. Çizgi üzerinde. Direkten dönen top. İkinci pozisyon. Bülent tamamladı. Sonuç alamadı. Bu pozisyonda. Ayran Pınar takımı. Mehmet Dur'un o kadar güzel yere gönderdi ki. Direkten dönen topu. Tamamlayamadı. Cem. Sonuç alamadı o pozisyonda. Ayran Pınar.
Kale vuruşunu hemen kullandı Ferhat. Selim. Cem oyun olsun be. Kaleci Sebahattin. Döndü geriye. Metin. O oynadı tekrar Sebahattin'le. Sebahattin bekletmeden gönderdi. Ayran Pınar savunması. Kademesinde dikkatliydi o pozisyonda. Kale vuruşu. Ayran Pınar takımı kullanacak. Artık normal sürede ikinci yarıda 35. dakikadayız. 15 dakikalık bir zaman dilimi kaldı maçın tamamlanmasına. Tamam bırakın diyalog içeride. Serkan şut açısı arıyor. O noktada Bülent'in yaptığı müdahale serbestliği getirdi. Evet az önceki sarı kartı görmüştü. Metin ve çekimimizde ekranlara taşıdı. Metin'in kartını hemen kullanıldı. Serbest vuruş. Maçın ilk sarı kartı. Fahrettin'e çıkmıştı. Recep'imiz de ekranlara taşıdı. Serdar. Fahrettin uzaklardan yokladı. Bülent karşı atak şansı sol tarafa doğru Mehmet Durun hareketli. Kademesinde Murat dikkatli. Bir anda top kaybı yaşadı. Fahrettin Mehmet Orun'un piresi var o noktada. Fahrettin yerde kaldı önünde buldu topu. Yan çizgide Fahrettin gitme çabası. Oynayın diyor Gürcan Çalışkan. Fahrettin'in itirazları sürüyor maçın hakemine. Metin sağ tarafa doğru pası. Mehmet Torun. Döndü geriye Bülent. Şık bir çalım Bülent. Şut açısı arıyor. Sağ taraftan Cem de destek verdi. Kademe dikkatli. Serkan. İkine gitti Serkan. O noktada Selim'e çarpan top Metin'in önünde kaldı. Uzaklardan yokladı Serkan. Düzeltiyorum Serdar. Murat. Sol tarafa doğru Serdar. Ceza sahasında Ergün'ü gördü. Günün kafa vuruşu. Kaleye paralel gitti. Kale vuruşu. Cemah Efsaneler turnuvası. 5. sezon. Finalinde Ayran Pınar takımı. Buradan kaleye doğru düşünülen top. Oyundan düştü lan haydi. Gel orada. Ayran Pınar düştü haydi. Çok iyi sakin haydi. Murat. Abi, Serdar. O nokta. Kaybı. Cem. Dikine gitti. Sağ tarafa doğru bıraktı Cem. Bülent'in vuruşu. Kaleci.
Sebahattin dikkatliydi. Gol izni tanımadı direkt dibinde. Serdar sağ tarafa doğru çevirdi. Altan yükseklik kazandırdı Metin'e doğru. O noktada Metin Murat mücadelesi. Murat kazandı topu. Murat yerden pası Murat'a doğru. Mehmet Orun kaleyi cepheden mi gören pozisyon? Sonuç alamadı bu pozisyonda. Taraftarın da isyanı başladı bu pozisyondan sonra. Mehmet Orun'a üst üste kaçırdı gol fırsatlarını değerlendiremedi Mehmet Orun. Ondan dolayı da taraftarından tepki aldı. Naim Metin. Metin dikine gitti Metin. Sağ tarafta Murat. Ceza sahasına doğru ortası Bülent karşıladı. Serkan'la atak devam edecek. Serkan. Selim kademesine dikkatli. Mehmet. Sol tarafta Selim'in koşusu var. Sağ tarafa doğru Bülent düşüncesi. Yerden ortası Selim tamamladı. Golü buldu. Ayran Pınar takımı. Artık Galatasaray top oynayacak. 2-0 önde. Taşbulak karşısında. Golün üstü Selim. İkinci yarıda oyuna girdi. Golünü buldu. Topu Bilal'le buluşturdu. 2-0 önde Ayran Pınar takımı. Normal sürede artık 42. dakikadayız. 8 dakikalık bir zaman dilimi kaldı. Nedim karşıladı. Murat abi kalma kalma. Yerde kalan bir oyuncu vardı. Taraftar da bu pozisyonda maçın hakemine bir isyan belirtti. Evet, futbolda görmek istediklerimiz bunlar aslında. Cem'le Serdar'ın görüntüsü reji ekibimizde ekranlara taşıdı. Biz her zaman her yayınımızda futbolun dostu, futbolun kardeşlik olduğunu hatırlatıyoruz. Bütün takımlara skor her şeyden önemli tabii ki. Futbol dostluk, futbol kardeşlik oyunu. Murat. Selim. Selim. Sol tarafa doğru pası. Mehmet Dolun. Mehmet şut açısı arıyor. Mehmet'in vuruşu. Direkt dibinden. Oyun alanına geri döndü o top. Metin. Tekrar Metin. Murat atak yönü sağ tarafa doğru çevirdi. Evet, bir araç anonsumuz var. 34 Lali. Bölgesinde Lali, çalan bir düdük var. Orta alanın ön çizgisi üzerinde. Volkswagen gol. 34 Lali, Lali Hatay 88 plakalı araç sahibi. Lütfen araç başına. Altan oyundan alındı. Ercan oyuna dahil olan isim. Taşbulak takımında. Serdar topun gerisinde. Murat'ın vuruşu. Öncesinde bir düdük var. Bir kart çıkacak o noktada. Cem'e çıktı o kart. Reji ekibimiz de birazdan ekranlara taşır. Serbest vuruşu kullanacak Murat. Kritik bir nokta.
İki kişilik biraz baraj var. Bakalım nasıl bir varyasyon gelecek Murat. Yerden bası. Ahmet'in uzaklardan yokladı. Sonuç alamadı bu pozisyonda. 5, 7, 2. İbrahim abi hoş geldin. Sağ ol Murat, sağ ol. Mehmet Doru. O noktada bir topuk pası denemesi. Murat'a çarptı o top. Cem. Cem. Döndü geriye Bülent. Uzaklardan şutu. Kademesine kadar gelen Ergün'e çarptı. 2-0 geride. Taşbolak takımı. Geçen senenin şampiyonu değil mi Ayran Pınar? Geçen sezonun şampiyonu Ayran Pınar karşısında. Bakalım artık 5 dakikalık bir zaman dilimi kaldı. Nasıl bir takviye ile sonuç alacak? 2-0 geride. Taşbulak takımı Ayran Pınar karşısında. Murat sağ tarafa doğru çevirdi. Fahrettin. O noktada Cem'e çarpan top bir anda Cem'in önünde kaldı. Fahrettin. Serdar. Tekrar Fahrettin paslaşması. Savunma arkasına gönderme çabası. Cem ayak koydu. Mehmet Doru. Kademe az adamla yakalandı Taşbulak. Uzaklardan kaleyi yokladı Bülent. Mükemmel bir gol. Skoru 3-0 yapıyor. Bülent'in attığı golle Ayran Pınar takımı artık kupaya yakın. Ayran Pınar 3-0 önde. Taşbulak karşısında. Kema Efsaneler turnuvası 4. sezon müsabakası. Geçen sezonun şampiyonu. Bu senede artık adını şampiyonluğa yazdırdı diyebiliriz. 3-0 önde. Bülent gönderdiği yerde Murat. O da oynadı. Serdar'la. Ercan'dan bir top kaybı geldi. Son müdahalenin savunmadan olduğunu belirtti maçın hakemi. Köşe vuruşu kullanacak. Serkan. Yerden pası Metin'in doğrudan şutu. Kademesine dikkatli Ayran Pınar. Karşı atak sansı kale boş. Aşırtma bir vuruş. O noktada Cem'in vuruşu. Metin. O noktada Kenan'a çarpan top. Fahrettin önünde kaldı. Tamam Kenan. Gürcan hocam. Az önce Cem sarı kart görmüştü. Şimdi de birazdan becekimiz öteki. Uzaklardan kaleyi yokladı Murat. Az önceki pozisyonda Kenan sarı kart görmüştü. Hemen yanında kaleci Şeyin Ferhat'ın. Ferhat da bir kart görüyor o noktada. Maçı soğutmaya yönelik hareket olarak değerlendirdi Gürcan Çalışkan. Murat. Pas verecek takım arkadaşını arıyor Murat. Murat içine gitti. Yerden pası Fahrettin. O da oynadı Cengiz'le. Düzeltiyorum Ercan'la.
Serdar top kaybı yaşadı. Murat savunma arkasına doğru yükseklik kazandırdı Serdar. Bahreddin. O noktada Selim girdi araya. Artık normal süreyi bitirdik. Gözlerimiz maçın hakeminde. İlave zaman için. Murat. Bülent. Yerden pası. Cem. Kaleciyle karşı karşıya. O noktada Sebahattin. Kritik bir müdahale yaptı. Doğrudan mı kaleye? Ferhat. Selim'e yapılan müdahale serbest vuruşu belirledi. Gürcan Çalışkan. Ferhat! Hocam oyuncu değişti. Ve maçın hakeminden de 2 dakikalık ilave zaman işareti geldi. Gürcan hocam. Gürcan hocam. Murat döndü geriye. O noktada Hüseyin. Bülent. Ceza sahasına doğru. Kaleci Fahrettin. Abdul Rahim'in yaptığı müdahale. Kaleci. Sebahattin'e. Serbest vuruş. Serdar. Pas verecek takım arkadaşını arıyor. Atak yönünü sol tarafa doğru çevirdi. Serkan. Yerden pası. Serdar'a doğru ve maçın son düdüğü geliyor. Şampiyon. Ayranpınar takımı oldu. Güzel bir turnuva. Güzel bir atmosfer. Şampiyon Ayranpınar. Ben Onur Özsoy. Bu maçın anlatımında sizlerle birlikteydim. Özsoy Prodüksiyon sizlere görüntü aktardı. Özsoy Prodüksiyon Instagram hesabımız. Sizler oradan ulaşabilirsiniz. Gerekli bilgileri www.özsoyproduksiyon.com adresinden de alabilirsiniz. Artık Spot Öğren ile sizlerle birlikte olacağız birazdan. Bizden ayrılmayın izleyiciler. Şu anda ekranlarınıza yansıyor. Şampiyon olan takım Ayranpınar takımı oldu. Let's go.
Mehmetcan nereye gitti ya? Üstünü düzenlediğimiz Kemah Efsaneler Futbol Turnuvası'na hepiniz hoş geldiniz. Bu mutlu günümüzde, bu Kemahlıların hep beraber birlik olduğu günde bizleri yalnız bırakmadığınız için abi, hepinize teşekkür ederiz. Ya şunlara söyle, kupaların önünü biraz açsınlar ya. Evet, bu turnuvamıza şeref veren, davetimize icabet eden, bizi kırmayan, öncelikle Kemahlılar Derneği Başkanı Sayın Fahrettin Aslan'ı konuşması yapmak için buraya rica ediyorum. Evet, 1950'li yıllardan itibaren dernekçilik noktasında, sivil toplum kuruluşları noktasında hamle yapan, 1978'den beri namı tüm ülkeye yayılmış olan bir turnuvanın sahibi olan, Kasımpaşa'da, Tepebaşı'nda, Haydarpaşa'da, İstanbul'un dört bir yanında gurbette birbirine tutunan değerli Kemahlı hemşehrilerim, hepinizi şahsım ve Kemahlılar Derneği Yönetim Kurulu adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kemahlıların içinde olduğu, içinde bir Kemahlıların olduğu, her organizasyonda olduğu gibi bu organizasyonumuzun da hayırlara vesile olmasını, ilçemize, ilimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu manada organizasyonun yapıldığı ilk günden itibaren katkı sağlayan spor kulüplerimize, köy dernek başkanlarımıza, değerli yöneticilerimize sizler huzurunda teşekkür ediyorum. Kemah için taş üstüne taş koyan her kim olursa olsun bizler her daim bir şekilde yanında ya da duacısı olduk. Bu manada başarılı geçen bir sezonun ardından bugün final müsabakasıyla şampiyonluğu kazanan Ayranpınar Köyü'nü de bu vesileyle tebrik ediyorum. İnşallah sakatsız, kazasız, belasız tamamlanmış olan bu sezonun dediğim gibi ilçemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in ifadesinde buyurduğu gibi birlikte rahmet vardır, ayrılıkta azap vardır misali. İnşallah bizlerin, Kemahlıların örnek olduğu, birlik ve beraber olduğu, inşallah bundan sonra çok daha güzel Kemahlılar Derneği'nin de organizasyonlarının inşallah tepesinde yer aldığı, kurucusundan başkanına, sporcusundan yöneticisine, oyuncusundan fotoğraf çeken kardeşime kadar herkesin aynı yürekte, aynı sevdada bir arada olacağı, olması gerektiği organizasyonlarda buluşmak dileğiyle sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı bir gün diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve gene bu güzel günümüzde aramızda bulunan Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz Başkanımızı da konuşmaları için davet ediyoruz. Öncelikle ben de herkese hoş geldiniz diyorum. Benim için zor bir final oldu. Anne köyü bir tarafta, kendi köyümüz bir tarafta. Dostluğun kazandığı, kardeşliğin olduğu, Kemah'a yakışan, Erzincan'a yakışan bir müsabakayı geçirdik. Ben katılım sağlayan tüm köylerimize, burada olsun, Kürşü'de olsun olmasın, buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Final müsabakası da gerçekten bize yakışan, Kemah'a yakışan güzellikle, centilmenlikle geçti. Tekrar ben tüm köylülerimizi tebrik ediyorum, katılanları. Ayranpınar köyümüzü galibiyetinden, finalinden dolayı, Taşbulak köyümüzü de çok güzel müsabakadaki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve gene aramızda davetimize icabet edip bizi yalnız bırakmayan Kemah Spor Başkanımız Sayın Hüseyin Çakmaktaş'ı buraya konuşması için davet ediyorum. Kıymetli Kemahlılar, değerli dostlarım, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
bu turnuvalar futbolun içi boş bir top olmadığının da bir ispatıdır. Eski dostları, eski arkadaşları, geçmiş anıları tekrar bize yaşatan bir organizasyon bunlar. Düzenleyenlere, emek verenlere, oynayanlara teşekkür ediyorum. Sağlık, sıhhat, başarılar diliyorum. Sizlerden bir ricam, şu birliği her zaman, her yerde, sadece futbol değil, cenazede, düğünde, eğlencede, hüzünde neyimiz varsa paylaşalım. Çünkü dünyanın darmadağın olduğu bu günümüzde bizi böyle bu araya, bir araya getirebilecek insanları her zaman bulamayız. Bize hizmet edecek bir fiil, hiçbir ücret, hiçbir ödül, hiçbir madalya beklemeden sabahın köründe buraya dikilecek, bizim için emek sarf edecek insanları her zaman bulamayız. Hele gelecek nesilde hiç bulamayız. Onun için bugün bu emek verenlerin kıymetini bilelim, onlara değer verelim. Derneklerimizdeki başkanlarımıza, yöneticilerimize, hangi dernek olursa olsun, bakın, kendi köylerinizin derneklerini dahil buna saygı gösterelim. Çünkü geleceğimizde eğer bu köylerin adını, Kemal'ın adını, Erzincan'ın adını İstanbul'da var dedirteceksek yolu budur, başka yok. Biz zengin adamlar değiliz ki televizyona çıkalım, reklam filmi yapalım da dünyaya tanıtalım. Biz bir şey yapıyoruz burada, o zaman dünya bizi tanıyacak. Biz kendimizi kimseye, dünyaya tanıtamayız. Dünya bizi tanıyacak. Neyle tanıyacak? İnsanlığımızla, dostluğumuzla, vatan sevdamızla, memleket aşkımızla bizi tanıyacaklar. İnşallah bundan bugüne kadar böyle geldik. Bundan sonra da böyle gideriz. Şimdi protokol konuşmalarını kimse sevmiyor. Ben biliyorum, ben de sevmiyorum. Bazı yerde diyorum ki bana konuşma verme kardeşim, bak sonra sus dersin, susma. Bak susayım mı? Susayım mı? Sus ya diyorlar. Şurada sayın başkanıma söylemiştim. Ben Kemal Spor'un başkanıyım. O konuda şunu söylemek istiyorum. Gücümüzü maalesef yalnızlığımızdan alan bir spor kulübüyüz. Kimsesizliğimizden alan bir spor kulübüyüz. Ve bizi bu çok güçlü kılıyor. Çünkü kimse, arkanda kimse yok, sağında solunda kimse yok. Çıkarıyorsun, formanı giyiyorsun, dalıyorsun sahaya. Allah ne verdiyse mücadeleni ediyorsun. Bizim kendi sahamızda Selimiye'de maç yaparken 40 bin söylendiği, hadi 15 bin Kemal'ın oturduğu Çengelköy'den kimse gelmiyor. Kartal'dan bilmem ne mahallesinin takımı bizimle maç yapmaya gelirken 60 kişiye geliyor. Biz nasıl mücadele edeceğiz yani? Ama ediyoruz ve hiçbir yerde Kemal'ın yüzünü kara çıkartmadık, boynunu büktürtmedik. İstanbul'un en centilmen, en fair play kulübü, her yerde sevilen sayılan bir kulübü olmayı başardık. Sizin bunun için benim kulübümde de emek verenlere, burada futbol oynayanlar var. Bir sürü böyle karşımda duruyorlar kardeşlerim. Futbol oynayanlara, onlara da teşekkür ediyorum. Onlara da sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Ve sizden dün Kırklareli'nde yapılan Türkiye Cross Şampiyonası'nda ikinci olan Kemal Spor Atletizm takımı için de bir alkış istiyorum. Yani neden birinci olamıyoruz? Enkaya kaptırıyoruz mesela. Adamlar 3 gün önce gidiyor, otelde yatıyor, dinleniyor. Biz müsabaka sabah zor yetişiyoruz oraya, koşuyoruz, eve dönüyoruz. Çünkü paramız o kadar. Orada otelde yatmaya, yemeye imkanımız yok. Ama başımız dik, mücadelemiz sağlam ve Kemal'ın adını okutturuyoruz orada. İki, onlar ikinci demiyor yani. İki, Kemal Spor diyor, o da bize yetiyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyor, başarılar diliyorum. Ve gene turnuvamızın başkanı Musa Saydan abi bizi konuşması için davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, 11 haftalık futbol şöleninin sonuna geldik. Elhamdülillah kazasız belasız bir turnuva oldu. Öncelikle şampiyon olan köyüm olan Ayranpınar takımını tebrik ediyorum. Taşbulak mücadelesinden dolayı, Taşbulak takımından mücadelesinden dolayı teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum.
Üçüncü ve dördüncü olan takımlarımız Kerer ve Kayabaşı Spor'da şimdiden tebrik ediyorum. Bir kardeşimize de şimdiden Kerer Köyü'ne geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir sıkıntısı yoktur. Hamdolsun finali şu anda gayet güzel bir şekilde, havanın da güzel olduğu bir dönemde gerçekleştirdik. Kemahlar Dernek Başkanımız Sayın Fahrettin Aslan'a bu nezaket kurallar içerisinde bizleri ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Keza Hüseyin Başkanıma teşekkür ediyorum. Yine köy dernek başkanlarından bütün dernek başkanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmazlar. Hepsinden Allah razı olsun. 11 haftalık bu futbol şöleninde özellikle evlerimizdeki eşlerimize, sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Hakikaten bizim kahramanımızı çektiler. Her şey çok güzel oldu. Ve inşallah bundan sonra da çok güzel olarak devam edeceğine inanıyorum. Evet, Kemallar bireysel olarak hakikaten bizler her şeyi güzel yapan bir toplumuz. İnşallah birlik ve beraberlik noktasında daha iyi şeyler yapacağımıza da ümidim var. Bununla alakalı da hepinizi bu konuda destek vermeye davet ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Saygılar, sevgiler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Musa Başkanımıza. Evet, şimdi turnuvamızı dördüncü olarak tamamlayan Kayabaşı Spor'a ödülünü vermek için Musa Başkanımızı bu taraya davet ediyor. Evet, Kayabaşı'na tebrik ediyoruz ve alkışlıyoruz. Evet, gene turnuvamıza katılarak bize renk veren Kerer Spor turnuvamızı bu sene 3. tamamladı. Ve turnuvamızda Kerer Spor'a ödülü vermesi için Hüseyin Çakmaktaş Başkanımızı davet ediyor. Evet, turnuvamızın üçüncüsü Kerer Spor'u bir kez daha tebrik ediyoruz. Abi ortalayacağım. Şimdi ve bak, onu ben söylememe Kerer Spor'a plaketini vermek için Zeynep Pançer Başkanımızı davet ediyoruz. Biraz geri al. Ben bunları söyledikten sonra zaten ben çıkarı çekerim. Tamam. Biraz daha sola. Alkışlarla teşekkür ediyoruz. Sağ taraf. Evet, turnuvamızın finalistlerinden bu sene finale çıkan Taşbulak Spor'a kupasını vermek için Sayın Geleneksel Okçuluk Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz'ü davet ediyoruz. Yakınlar şimdi. Ve ödül plaketlerini vermek için turnuva başkanımız Musa Saydan. Evet. Ve dördüncü süzenen Kemah Efsaneler Futbol Turnuvamız şampiyonu Ayranpınar ödülünü vermesi için Fahrettin Aslan Başkanımızı buraya davet ediyoruz. Ayranpınar Sant. Evet. Murat abi, Hüseyin abi, Adem abi, Kerim abi, Abdurrahim abi, Sedat abi, Bülent abi ve Ayranpınar Spor'dan Cem hep beraber şu an sizlerle ve şampiyonluk için kupalarını
şu an Fahrettin Aslan Başkan'ın elinden almak üzereler. Tebrikler Ayran Pınar Spor. Evet, şampiyon olan Ayran Pınar